Merhaba arkadaşlar. Power Query, Power Pivot kitabımızın 3. bölümünün 9. uygulaması birebir ilişkilerin, one to many ilişkilerin kurulmasıyla ilgili. Bu uygulamamızda Power Pivot ortamında birebir one to one ilişkilerin kurulmasına ilişkin bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Uygulamamıza bir bakalım. E, müşteriler tablomuzda, işte müşterinin adı, soyadı, adresi vesaire, müşterilere verilmiş bir e, Anket sonucu belirli sayısal değer içeren ve her bir müşteri yapılan bir değeri içeren aslında bir tablo olacak. Şimdi bakarız. Arasında birebir ilişkinin kurulmasını sağlayacağız. Onun dışında da ardından yine bire çok ilişkiyi kuracağımız satışlar tablosuna devreye girecek. Böylelikle üç tablodan sütunları alanları çekerek bir raporlama yapabileceğiz. Şimdi. E, i̇lişkilerin kurulmadan önce arkadaşlar genel olarak bu ilişki konusu relationship deniliyor. Nedir ona bir bakalım. Arkadaşlar bu Power Query ve Power Pivot çalışmalarının yine en önemli konularından bir tanesi de tablo arasında ilişkiler kurularak e, bu kadar geniş olmasa da e, çok sayıda veri kaynağının bir araya getirilmesi Aranı, ilişkilerin kurulması ve onlar üzerinde de raporların alınması nedir? Satışlarda müşteri grubunu, satıcı personeli, ürünlerden istediğimiz detayları alıp daha sonra yine satışlarla bunları ilişkilendirdiğimiz için kaç adet satılmış, kaç iade edilmiş vesaire böyle çok sayıda veriyi bir araya getirerek işlememizi sağlayan bir çözüm bu ilişkilerin kurulması. Yani uzun uzadıya çok değindik, çok da anlatmak istemiyorum ama tarihi ta eskilere dayanıyor. Şöyle düşünün, benim şirketimde diyelim satış yapıyorum, üretim yapıyorum, ondan sonra müşterilerim var. Şimdi bunların her birinde de bazı detaylar takip edeceğim. Hangi müşteri ne satmış falan filan gibi. Tek bir tane Excel tablosunda hepsini doldurabilir miyim? Bir tane müşterinin adını yazdım, satışını yazdım. Ve o müşteri bunu aldı yazdım yazdım. Böyle tablolar şişer çok acayip imkansız bir şey olur. Yıllar önce denmiş ki küçük küçük tabloları ayıralım. İşte müşteri tablosu, satıcı tablosu, şu tablosu, bu tablosu. Bunlara ana tablolar denilebilir, mas tablolar. Bir de hareket değil mi? Satış, fatura kesilecek adetler, işte fatura numaraları yüzlerce, binlerce olur. Çünkü yatıyorum Yüz firmanın müşteriniz vardır, 1000 müşteriniz vardır, bellidir ama satış kaydınız çok olabilir. Bu ay 300 olur, 500 olur, 1000 olur gibi. Demek ki bir de hareket tabloları. Bunlar ayrı ayrı tablolarda duracaktır. Excel tablosu olarak da yine biri tabanlarında da aynı şekilde. Aralan ilişki kurduktan sonra ana tablodan işte müşterinin adını, bölgesini alıp daha sonra da satışlar tablosunu ilişkilendirdikten sonra satışlar tablosundan da adetleri tutarlı alarak raporlamaya imkan sağlamak. Bunun özü bu ee, arkadaşlar. Tabi çok kolay olmayacaktır ilk yaptığınız uygulamalarda. Neden? Çünkü ilişkiyi kurdurmayacaktır size. Ee, tekrarlı alan olabilir. Yani işte müşteri kodu tekrar ediyordur. Satışlarla işte kurduğunuz o ilişki, müşteri arasında veya ürün koduyla olan satışlar arasında ilişkiniz e, kod hataları mesela satışta olmayan bir kod kullanılmıştır. Olmayan bir müşteri kodu kullanılmıştır satarken. Bunlar hep olabilir. Boşluklar olur vesaire olur. Veri tutarsızlığı olur. Bunların hepsi ilişkileri kurmanızı engel olacaktır. Ama e, düzgün çalışırsa kurulacak, yapılacak ve raporlarda ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Üç tane ilişki var. Bire bir, bire çok. Farklı şekillerde yazılabilir. Çoka çok arkadaşlar. Ondan sonra one to one, one to many ve many to many şeklinde. Aslında en çok kullanılan ilişki bire çok ilişkidir. Neden? İşte söylediğimiz gibi müşteri satışlara bağlıdır, ürünler satışlara bağlı, ürünler siparişlere bağlı, müşteri işte bilmem ne bağlı gibi bir şeydir. Bire bir de çok ender olsa olabilir. Çoka çok olabilir fakat satışlar, iadeler, siparişler bilmem çok elemanları birbiriyle ilişkilendirmek. Fakat bunun direkt bir çözümü yoktur Excel'de. Onun için iki tane bire çok şeklinde ya da bağlantı tablo üzerinden kuracağız. onu konuşacağız ama asıl temel olarak karşılaşacağımız, kullanacağımız ilişki türleri, ilişki türleri bire çok olacak arkadaşlar. onu uygulamada göreceğiz. O nasıl bu şekilde şekillendirilebilir? Çok yıldız tarafı olduğu için. Hani bir kod var bir tarafta. Şöyle düşünün. Ee, ürünlerle satışlar arasında bakın burada 11 numaralı kod var. Burada 11'den e, çok sayıda satılmış olabilir. Dolayısıyla bire çok ilişki böyledir. Bunun kurulmama nedeni burada 11'den çok olursa bu nasıl olacak? Bire çok olmaz o zaman ki doğru olarak ürünler tablosunda da ürün kodu bir tanedir bir ürün kodu. Burada ürünlerin detayları yazar. Burada ise satıldığı fiyatlar, adetler vesaire detayları, fatura numaraları vardır. Bire çok ilişki bu şekilde arkadaşlar kurulur. Buradaki sorunda burada farklı bir kod. X, diye bir kod vardır. Burada o yoksa o zaman yine kurulmayacaktır. Bunlara dikkat etmek işte. Veri tutarlığı olduğu sürece yani olmayan bir mal zaten satılmayacaktır ama işte tutarsız bir şekilde girilmiş, veri bozulmuş olabilir. O nedenle ilişkiler yine kurulmayacaktır. Ee, arkadaşlar. E, beraber yapalım şimdi e, ilişkilerin oluşturulmasını. Yine nasıl olsa ilişkiler üzerine e, hep konuşuyor olacağız. E, geldim PowerPoint sekmesine. İsterseniz önce müşteriler yükleyeyim. Bir tane tablosu varmış, sayfası varmış. Tamam. Bakın görmüş olduğunuz bu bir ana tablo. Hareket. Yok bir şey yok işte. 100 tane müşterinin kaydı. E ama e, tamam satışlarda da fatura satışı adeti bilmem nesi vardır. Sonuçta sınıfı bazında, satış temsilcisi bazında, iller bazında rapor almamızı sağlayan ikisinin arasında ilişki olacaktır. Aksi takdirde her bir satış satırına gidip o müşterinin tamam kodu var mutlaka ama ili yok. Bu sefer hadi ilini de koy, bunu da koy. Bu sefer veri tekrarı olur. Demek ki işte bu nedenle ilişkisel sistem arkadaşlar çok uygun bir çözümdür. Ondan sonra öbür türlü hep veriler tutarsız olacak, tekrar olacak, hatalara neden olacak vesaire. Bu tabi birebir özel bir durum ama hem birebir hem bire çok olacak bir çalışma yapıyoruz şimdi. Satışları da alayım. Satışta tablosunda da e, bakınız e, sadece müşterinin kodu yer alıyor ama onun dışında fatura numarası satışlarla ilgili adettir, fiyattır, şudur budur e, detaylar yer alıyor hangi satıcı sattı gibi ama işte ikisini ilişkilendirip bakın gördüğünüz gibi bir sürü hani bakmayın burada il falan bulunmasına biz çok kullandığımızdan normalde işte sadece fiyatı, adeti vesaire gibi olacaktır. Hani e, bizde biraz fazlaca var evet. Çünkü tek başına da bu dosyaları kullanıyoruz diye. Demek ki müşterilerin işte, e, sınıfları vesairesi adresi var burada. Ondan sonra e, müşterinin sınıfı burada yok. Gördüğünüz gibi müşterinin kodu var. Adına da gerek yok zaten de. Hani buradaki e, bizim bu satışları tek başına kullandığımız için. Şimdi müşterilerin sınıfları bazında bir raporu kolaylıkla alırız. İkisini ilişkilendirdikten sonra buradaki tutarları kullanacak şekilde. Ankette de her bir müşterinin e, neyi yapılmış, İşte ürün memnuniyet puanı verilmiş. Dolayısıyla şimdi bunları dan bir rapor alacağız. E, müşterilerin tutar satışları ve puanları diye almak istediğimiz yani üç tablodan da alan çekeceğiz. Bunu yapabilmek için öbür türlü her şeyi buraya doldur. Müşterinin sınıfını da getir, anket puanını da getir. O da anlamsız olacaktır arkadaşlar. Veri tekrarı gibi. Evet. Kuruldu. Şimdi gelelim ilişkilerin yani tablolarımızı aldık. Şimdi gelelim ilişkilerin kurulmasına. Aslında ilişkilerin buradan bakın ilişki oluştur şeklinde müşterilerle efendim satışlar arasında ilişki kuracağız. Ondan sonra herhangi bir şey seçilmedi. Müşteri koduyla müşteri ee, kodu burada nerede? Müşteri kodu gördüğünüz gibi ee, seçti. Bakın herhangi bir problem vermedi. Böyle bir şey seçseydik bakın. Ondan sonra çok az ilişki bilmem neyi seçseydik. Zaten şey olacaktı. Bu müşteri koduyla müşteri kodu. Hani e, şey demiyor want to many ama zaten bire çok karşılığı olan bir şey. Bu da 19 19 kaç tane çünkü burası satışlar orada bir tane olacaktır. Buradan tamam diyerek kurabilirsiniz. Arkadaşlar ya da e, daha pratik eğer her şey yolunda gidiyorsa artık deneyimler kazandıysa diyagram görümüne gelip ondan sonra müşteri kodunu alıp e, buradaki müşteri kodunu atarak da ondan sonra çok özür dilerim onu şey yapacağım bir dakika sileyim satışlarla yapıyordum şimdi o müşteri anket çünkü bakın. Şöyle yapıyorum. Ben one to many tarafından yön her zaman şey olmayabilir, gerek olmayabilir. Bir müşteri, buradaki müşteriyle one to many gördüğünüz gibi ilişki kurulmuş oldu. Bu sayede ben ne yapabileceğim? buradaki alanlarla buradaki alanlar arasında çekerek pivot tabloya rapor üretebileceğim. Bu ilişkiyi ne zaman kurdurtmayabilirdi? Saçma sapan alanlar çekerek dolu kurdurtmayabilirdi ama şu müşteri kodu tekrarı varsa orada. hadi müşteri işte o 101 numaralı müşteri 3 kere 5 kere girmiş olabilir. Olmayacaktır. Bir de burada olmayan bir müşteri yani müşterilerde olmayan bir müşteri satışlar tablosunda varsa yine bunu bize kurdurtmayacaktır. Burada da anketler birebir ilişkiyi temsil ediyor. Şöyle müşteri kodunu müşteri koduna e, çekerek yaptım Bunu böyle göründüğüne bakmayın. Böyle gösterir ama birebir ilişki şeklinde oldu. Dediğim gibi burada biz e, tekrar bakalım bir görünümü. Her müşterinin işte 100 müşteri varsa 100 müşterinin anketi var. Ama 100 müşteri varsa satış kaydında yüzlercesi 100 binlercesi var arkadaşlar. Bu anlamda yani öyle bir zorluk yok. Fakat birebir için var. E, bire çok için çok tarafında elbette çok sayıda kayıt olacak. Evet, ilişkiler kuruldu ee, arkadaşlar. Artık pivot tablomuzu yapabiliriz. Pivot tablomuzda müşterilerde diğerlerinde sadece kodu var. Yani ideal olarak kodu olacaktır. Çekebileceğiz. Ee, satışlar tablosuna gidip onun işte efendim tutarını alabileceğiz. Ne kadar para ee, şey yaptığını. Anket tablosuna da gidip o müşterinin Müşteri ürün memnuniyetini koyacağız gibi arkadaşlar. Şunu şöyle sıralayalım. Ondan sonra ilk onda diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi hani bazılarının yokmuş çünkü satışı anketi var ama satışı yok. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptık. İlk onu filtreleyelim sonra da bir üzerine şey yapalım. Ondan sonra bir tane grafik düzenleyelim arkadaşlar. Ee, ne olabilir? İşte e, görmüş olduğunuz gibi bir birleşik grafik olabilir değil mi? Ondan sonra e, toplam satışları ve memnuniyet şeyini görmüş oluyorsunuz. E, gayet güzel. Burada satışla şey arasında pek ilişki yok gibi görüyorsunuz. Çok satış olmuş. Ee, ürün memnuniyeti e, müşterinin ürün memnuniyeti e, daha şey gelmiş gibi. Yani burada amaç aslında e, birebir ve bire çok yapmak ve böyle bir rapor düzenlemek arkadaşlar. İçeriğine yönelik, kullanım yönelik siz farklı alanlarda kendi alanlarınızda çalışmanızı yaparsınız. Yani bizim örneklerimizden çok da hani direkt ticari hayatı ilişkin örnekler bulamayabiliriz ama kendi şeyimizde çünkü ürün satış şeklimiz farklı olabilir, ürün tariflerimiz farklı olabilir. Ama burada amacımız e, bu e, şeyleri kullanarak işte ilişki sistemlerini e, diğer kullandığımız programlama, DAX vesaire imkanları kullanarak çeşitli raporlama yapmayı sağlamak. Evet arkadaşlar e, bu şekilde ilişki birebir ilişkiyi kurduk iki tablo arasında e, ve ardından da bire çok kurduk daha sonra alanları çekerek. Tablomuzu oluşturduk ve üstüne bir de e, grafik oluşturduk. Evet, e, bir diğer şuna gerek yok herhalde e, olabilir de, şunu kaldırabiliriz. Ondan sonra buradaki anket şeylerini görüyoruz değerlerini, e, ürün bazında yine müşterileri cirolarını. Evet arkadaşlar, diğer bir uygulamamızda görüşmek üzere, hoşçakalın.